24 Mayıs Cuma, Rusya'nın Kırım işgalinin 1919. günü. Geçtiğimiz günleri içeren önemli konulardan derlediğimiz Zaman Türkçe Özet programında stüdyoda ben Ömer Baş sizlerleyim. İyi akşamlar. Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, halk karşısında yemin ettikten sonra resmi olarak Cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ilk ve en önemli amacının Donbas bölgesinde devam eden çatışmaları ateşkes ilan edilerek sonlandırmak olacağını beyan etti ve ardından Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada'yı dağıttığını ekledi. Cumhurbaşkanlığı görevinin başlama töreninin nasıl geçtiği ve yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hakkında haberimizin devamını Olena Stetsyuk hazırladı. Sabah saat 8. Hükümet binalarının olduğu bölgede trafik kapalı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ukrayna parlamentosu binasına yaklaştıkça gazeteci sayısı da artıyor. Anayasa meydanından son hazırlıklar bitiyor ve ilk misafirler de gelmeye başlıyor. Başarılı olacağını, bu işi de becereceğini biliyoruz. Etrafa bir bakın, güneş parlıyor. Her şey güzel olacak. Verkhovna Rada karşısına mavi-sarı renklere boyanmış çit konuldu. Volodymyr Zelenski'nin taraftarları metal dedektörlerinden geçiyor. Ukrayna Ulusal Veryovka Korosu son provalarını yapıyor. Çok heyecanlıyım. Çünkü ülkede değişiklikler yapılsın diye dört gözle bekliyorum. İşte ilk misafirler yerini alıyor. Keyiflerim yerinde. Bugün tüm halkımız için bir bayram günüdür. Çünkü biz yeni cumhurbaşkanımızı seçtik. Saat 10. Volodymyr Zelenski henüz büyük şovmen olarak destekleyicilerini geçerek parlamentoya doğru, ülkedeki en yüksek makama doğru geçmek üzere ilerliyor. Verkhovna Rada'da düzenlenen bu görkemli törende kaçmış Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych hariç Ukrayna'nın bütün cumhurbaşkanları toplandı ve 60 yabancı misafir, Gürcistan, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan ülkelerinin cumhurbaşkanları törene şahsen katıldı. Ukrayna'nın tarihi boyunca ilk kez Cumhurbaşkanı yeminini iki kadın eşliğinde söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile. Sonra Peresopnitsa İncili'nin üzerine el konuldu ve halk karşısında yemin ve iktidarı ve gücü semgeleyen adı Bulava olan gürz takıldı. Ancak Cumhurbaşkanı karnesi ile ilgili herkesin dikkatini çeken olay oldu. Karne birdenbire yere düştü. Donbas bölgesinde devam eden çatışmalara ateşkes ilan edilmesi Zelenski'nin dile getirdiği ilk açıklamaydı. Bana en sık sorulan sorulardan biri şuydu. Savaşı durdurmak için neye hazırsın? Garip bir soru. Peki siz Ukraynalılar yakınınızın hayatını kurtarmak için neye hazırsınız? Neye? Vatandaşlarımızın canlarını feda ederek hayatlarını kaybetmemesi için her şeye hazırım. Popülaritemi, reytingimi kaybetmekten, en önemlisi de zor fakat doğru karar almaktan hiç korkmam. Gerekirse barış olsun diye bir dakika bile düşünmeden bugün oturduğum koltuğu başkasına veririm. Ukrayna'da yaşayan tüm yabancı uyruklulara vatandaşlık. Kırım ve Donbas Ukrayna'nın toprakları. Ukrayna'nın geri kazanması gereken sadece toprak değil, insan zihniyetidir. İşte yeni Cumhurbaşkanı'nın kalp atışını hızlandıran açıklamalarından. Konuşması esnasında birkaç kez Rusça'ya geçiş yaptı. Milletvekili Oleg Lyashko Rusça kullanmasını kınadı. Daha sonra şartlar dile getirildi. Cumhurbaşkanı, Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'ya, Ukrayna Başsavcısı, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı ve Ukrayna Savunma Bakanı'nı görevden uzaklaştırma talebini sundu. Son ikisi, kendi rızası ile görevden ayrılma yazısını bırakarak gitti. Sonra ise, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kanunu ve seçim kanunu başta olmak üzere bir sürü kanunun milletvekilleri tarafından onaylanmasını istedi. Verilen süre, 2 ay. Hükümeti de unutmayan Zelenski ona hitap ederek balık baştan kokar diye söyledi. Tüm bakanlara giden arkadaşlarını örnek olarak alıp görevden ayrılma yazısını yazmalarını teklif etti ve Ukrayna halkına bir rica. Devlet kurumlarına, ofislere portremi asmayın ama Cumhurbaşkanı bir ikon, bir popstar ya da sadece duvara asılan cansız bir portre değildir. Benim portrem yerine kendi çocuklarınızın resimlerini asın. Asın ki herhangi bir karar almadan önce gözlerinin dibine iyice bakın. Son olarak da entrika. 8. Verkhovna Rada'yı dağıtıyorum. Yaşasın Ukrayna. Slava Ukrayna!
Törene katılan herkese teşekkür ederim. Çok komikti. Gülmekten koptum. Olena Stetsyuk, Asan Eminov, Nikita Proskurin, Zaman, ATR. ...1944 yılında yaşanan Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanımak. Kırım Tatar Milli Meclisi Birleşmiş Milletler'e seslenerek böyle çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler üyesi devletlere bu resmi talep Ukrayna Birleşmiş Milletler temsilcisi Volodymyr Yelchenko tarafından teslim edildi. Ayrıca vurgulanması gereken nokta şu ki geçtiğimiz günlerde Letonya parlamentosu Ukrayna'dan sonra ikinci ülke olarak Sovyetlerin düzenlediği Kırım Tatarlarının sürgününü bir soykırım olarak tanımıştı. Kanada ise bu öneri Kanada parlamento milletvekilleri tarafından desteklenmedi. Bizim için en önemlisi olan Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin bu sorunu tartışmaya başlamasıdır. Tabii ki talebimize hemen olumlu cevap verilmesini beklemiyoruz. Geçmişte olmuş bir problemin zamanımızda tekrar hayata döndürüp yeniden değerlendirmek kolay değildir. Bu kesinlikle uzun sürecek. Eminim ki Rusya, ortakları olan ülkelere Kırım Tatar halkını temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin sunduğu talebe oy vermemeyi söylemiştir. 1944 yılındaki Kırım Tatar sürgünü, Stalin'in başta durduğu rejimin Kırım Yarımadası'nın yerli halkına karşı bilinçli olarak planladığı ve uyguladığı bir soykırımdı. Litvanya Kırım Tatarları Derneği Başkanı Adas Jakubauskas'ın belirttiğine göre Litvanya Cumhuriyeti Ukrayna ve Letonya'dan sonra bunu resmi olarak tanıyan ülkeler arasına katılabilir. En azından konu ile ilgili önerge milletvekilleri tarafından Litvanya parlamentosuna sunuldu. Kendi Facebook sayfasında yaptığı açıklamaya göre Litvanya bu karara ilişkin ilk adımını ta 5 sene önce 2014 yılında ülkenin Anayasa Mahkemesi 1944 yılındaki sürgünü soykırım ile eşitlediğinde atmıştı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Ukrayna'dan sonra Kırım Tatar sürgününü bir soykırım olarak tanıyan ikinci ülke Letonya olmuştu. İlgili karar tasarısı 10 Mayıs'ta Letonya Cumhuriyeti Parlamentosu olan Seim tarafından oy çoğunluğu ile desteklendi. Sınır kapısında gerginlik. Rusya gümrük memurları Kırım'ı Ukrayna'dan ayıran idari sınırdaki Kalançak sınır kapısında 3 Kırım Tatarını durdurdu. Bunlar Zevcet Kurtumerov, Tahir Mustafayev ve Aliye Çungurova. Söz konusu kişiler birkaç yurttaşı ile birlikte Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ayrılıp işgal altındaki Kırım'a dönüyordu. Kişisel eşyaları kontrol edildiğinde Kırım Tatarlarının yanlarına aldığı kitaplar ve broşürler Rusya gümrük memurlarının gözüne batmıştı. Söz konusu kitaplar ve albümler Kırım Tatar sürgününün 75. yıl dönümüne ilişkin olarak Kiev'de düzenlenen farklı anma törenlerinden alınmıştı. Kitaplar arasında tarihçi Gülnara Bekirova'nın yeni çıkan Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemilev'i anlatan eseri de vardı. Kitaplara el koyulmadı. Olay 3 Kırım Tatarının kişisel bilgilerinin bilgisayar takip programına kaydedilmesiyle bitti. Daha sonra gitmelerine izin verildi. Anladığım kadarıyla olay kitaplarla ilgiliydi. Rusların sözlerine göre 3'ten fazla kitap getirmek yasakmış. Ayın 18'inde anma törenleri vardı ya, işte orada bu tarz şeyler dağıtılıyordu. Her şey o kitaplar yüzünden olmuş. Lafta 3'ten fazla getirilmezmiş. 18 Mayıs 1944 ile ilgili kitaplar ve broşürler yüzünden. Broşürlere tek tek bakıp geri verdiler. Kitapları da. Mübarek Kırım'da vardı. Birkaç soru sordular. Cevaplarım ve kişisel bilgilerimi bilgisayara yazdılar. İmzalanacak herhangi bir evrak vermediler. Verseydiler de imzalamazdım. Dediğim gibi kişisel bilgilerimi, işe nereye gidip nereden geldiğimi, nerede okuduğum gibi şeyleri bilgisayara kaydettiler. İşgal edilen Yarımada'da Kırım Tatarlarına yönelik baskılar bu hafta Londra'da konuşuldu. Siyasi mahkum Eden Bekirov'un kızı Eleonora Bekirova, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen görüşmelerde bir dizi yetkili ile buluştu. Görüşmeler sırasında işgalcilerin savcıları tarafından Kırım'ın yerli halkı adına iftiraya dayalı yoktan var edilip açılan davaları, toplu eylemleri ve tek kişilik protestoları düzenleyenlere, gönüllülere ve aktivistlere uygulanan baskı ve zulmü anlattı. Kendi öz babası da canlı ve en esas örneklerden. İşgalciler aslında özünde bir siyasi tutuklama olan
bu vakanın üstünü örterek babasını terörizm ile suçluyorlar. Gözaltına alınan ve şu an ceza infaz kurumunda insanlık dışı koşullarda tutulan ağır hasta mahkuma hayati önem taşıyan ilaçlar bile verilmiyor. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcilerine babamın davasını örnek olarak göstererek Rusya'nın başka Kırım Tatarlarına ilişkin davalarda takip ettiği stratejisini anlamalarını sağlamaya çalıştık. Bu yüzden Birleşik Krallık'ın da resmi olarak tanıdığı siyasi mahkumlara özgü insan haklarını ve hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden Rusya'nın hakimlerinin, savcılarının ve soruşturma yapan müfettişlerinin kişisel sorumluluk taşımasını öngören Magnitsky Kanunu'nun yürürlüğe girmesi konusunda ısrarlıyız. Eden Bekirov, kalbinde protezleri olan şeker hastası bir engelli. Bacaklarından biri ampute edilmişti. İşgalciler onu geçen senenin Aralık ayında annesini ziyaret etmeye giderken Ukrayna'nın idari sınırını geçerken tutuklamıştı. Eden Bekirov, işgal edilen yarımadaya sözde silah ve mühimmat taşımakla suçlanıyor. Esarette bir sene, 21 Mayıs 2018 yılında Kırım Dayanışması Sivil Toplum Örgütü Koordinatörü ve Halk Muhabiri Server Mustafayev işgalciler tarafından tutuklanmıştı. O sabah Rusya Federal Güvenlik Servisi memurları Bahçesaray'da bulunan evine zorla girmişti. Tutuklayıp gözaltına aldıktan sonra Rusya'da darbe girişimini organize etmek ve faaliyeti Rusya topraklarında resmi olarak yasaklanan Hizbut Tahrir Örgütü'nün üyesi olmakla suçlanmıştı. Bugüne kadar Server Mustafayev ceza infaz kurumunda yasa dışı olarak tutulmaya devam ediyor. İşgalcilerin iddialarına göre terörist, eşi ve 4 çocuğunun gözünde ise kocası ve babası olan siyasi mahkumu evde 4 gözle bekliyorlar. Denildiği gibi korkunun olmadığı yerde cesaret olmaz. İşte Server de Rusya Federal Güvenlik Servisi memurlarının yaptığı her ev baskınına korkusuzca gelirdi. Direkt arabasındayken canlı yayına çıkıp işgalci yönetimi temsil eden polislerin bu sefer kimin evini, yuvasını yıktığını gösterirdi. Sonra arabasından inip polislerin arabalarına yaklaşırdı ve vatandaşları uyarmak üzere bunun plaka numarası şu, araba modeli de şu diye söylerdi. Şimdi bu evdeler, oradan çıkıp sıradaki eve giriyorlar diye yorumda yapardı. O, başına neyin gelebileceğini iyi bilen ve bunu kendi rızası ile göze alan sivil bir muhabirdi. O hiçbir şeyden korkmayan bir Kırım Tatarıydı. Bazen diyorum ki, iyi ki zamanında tanışmışız. Çünkü o Kırım Tatar halkının en saygıdeğer oğullarından biri. Ardından 3 sene geçti. Ancak kayıp Ervin İbrahimov dosyasında herhangi bir gelişme yok. 24 Mayıs 2016 yılında 31 yaşındaki Dünya Kırım Tatar Kongresi Yürütme Komitesi üyesi ve yerli meclis azası Ervin İbrahimov, Rus trafik polisleri kılığına giren kişiler tarafından zorla minibüse bindirilerek kaçırılmıştı. Üzerinden 3 yıl geçti. Ancak dosyası da bir noktada tıkanıyor. Ne Ervin bulundu ne de kaçırmayı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri tespit edildi. Kırım'daki işgalci yönetimin arkasında duran savcılık hiç tereddüt etmeden dosyasını kapattı. Mahkeme ise yeniden dosya açma talebini rahat vicdan ile reddetti. ATR muhabirleri Ervin'in kim olduğunu ve ne şartlarda kaybolduğunu tüm detaylarıyla anlatıyorlar. 24 Mayıs 2016, akşam saat 10:24 geçiyor. Miri Sokak, Bina 9, Bahçesaray şehri. Binalardan birine monte edilmiş güvenlik kamerası, 31 yaşındaki Dünya Kırım Tatar Kongresi Yürütme Komitesi üyesi Ervin İbrahimov'un kaçırılma anını kaydediyor. O akşam Ervin evine birkaç yüz metre kala ulaşamadı. Polis kılığına giren kişilerin emri üzerine arabasından iniyor ve bir dakika sonra beyaz renkli minibüse binip gözden kayboluyor. Bu video kayıtları Ervin İbrahimov'un kaçırılmasına ilişkin olarak açılan dosyada ana kanıt olmuştu. Bir ay sonra sözde Kırım Başsavcısı Poklonska, röportajda trafik polisleri Ervin'i kaçırmadılar diye açıklama yaparak bu yalan bir tür iftira diyerek tüm polisleri gizli yerlerine takılı GPS cihazlarıyla şahsen takip ediyormuş gibi onlar orada yoktu diye emin bir şekilde ekledi. O trafik güvenliği kontrol noktasında nöbet tutan polisler yoktu. Bu araç Kırım Özerk Cumhuriyeti Trafik Şube Müdürlüğü adına kayıtlı değil. Ve son olarak ne diyeceğimi biliyor musunuz? Onlar orada yoktu. Yoktu ve bu kadar. Eklenecek bir lafım kalmadı. Babası Umer'in Ervin İbrahimov'un trafik polisleri tarafından kaçırılmış olduğuna dair en ufak bir şüphesi bile yok. Oğlu akşam yaklaşık olarak saat 22'de kendisini aramıştı. Telefon konuşması sırasında trafik polisleri tarafından durdurulduğunu belirterek araba belgelerinin nerede olduğunu sormuştu.
Umer İbrahimov oğlunun takip edildiğini bildiğini ve onunla bunu paylaştığını hatırladı. Kaçırılmadan birkaç gün önce gittiği her yerde beyaz arabanın onu takip ettiğini söylemişti. Önceden planlanmış bir operasyondu bu. Yaptığı her hareket izleniyordu. Nerede olduğu, nereye ve ne zaman gittiği kaydediliyordu. Kaçırılma sırasında da etrafta 4 araba dolaşıyordu. İletişimi telsizle kuruyorlardı. Genç olmasına rağmen Ervin İbrahimov 30 yaşındayken Bahçesaray Meclisi'nde çalışmaya başlamıştı. Meclis üyesiydi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Yürütme Komitesi üyesiydi. Ervin İbrahimov siyasete aktif olarak bulaştığı için ve tüm Kırım Tatarlarına ders olsun diye kaçırıldı. Beklemediğiniz kadar yakınız, hemen arkanızdayız. Attığınız her adımdan haberimiz var diye mesaj vermek için kurban olarak onu seçmişlerdir. Yaşadığımız ve gördüğümüz acı gerçeklere bakılırsa bu hepimizin başına gelebilecek şeydir. Bunlar halkımızın gözünü korkutmak içindir. İşgalcileri temsil eden polis memurları Ervin İbrahimov'un kaçırıldığına ilişkin dilekçeyi ancak 3 gün sonra öfkeli halk Bahçesaray Emniyet Müdürlüğü'nün merkez binasına geldiğinde teslim etmeyi kabul etmişti. Halk arama tarama çalışmasının başlatılmasını talep ediyordu. İsteseydiniz şimdiye Kırım'ın her yerine bakmış olurdunuz. Ancak Ervin İbrahimov arandığında her taşın altına bakan polis değildi, yakınları ve arkadaşlarıydı. Ne yazık ki yapılan aramalar bir sonuç vermedi. Davasında hala bir gelişme yok. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'un sözlerine göre olacak şey buydu. Çünkü Ervin İbrahimov'u arayan kişiler aynı zamanda onu kaçıranlar. İşgalciler tarafından yürütülen bu davada herhangi bir gelişmenin kaydedilmiş olmaması gayet normaldir. Şahsen ben başka bir sonuç beklemiyordum. Kendilerinin işlediği suçu mu araştıracaklar? Hep bunlar çok yakında biter ve Ervin sağ ve salim evine dönecek diye ümit ediyoruz. Kederden yüzleri kararmış Ervin'in anne ve babasının onun eve dönmesi için dua ederek geri döneceğini beklemekten başka çaresi yok. Tatyana Suli, Ludmila Horpinic, İslam Pinkayev, Zaman ATR. Teröristler değil, Kremlin'in siyasi mahkumlarıdır. Memorial İnsan Hakları Savunucuları Derneği, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin memurları tarafından başlatılan ve Kırım işgalinin sürdüğü 5 yıl içinde en büyük olarak değerlendirilen operasyon kapsamında 27 Mart'ta tutuklanan 24 Kırım Tatarı siyasi mahkum olarak tanımıştır. Geleceğini koruyan işgalciler, tutuklananların hepsini terörizm ve Kremlin'in yasakladığı Hizbut Tahrir Örgütü'nün üyesi olmakla suçlamıştı. Üzerine bunun gibi suç atılan ve bu bahane ile hapse kapatılan Müslümanların terör saldırısı hazırlamaya geçin, terörizm nedir hakkında en ufak bir fikri yoktur diye söyleyen dernek üyeleri, Rusya'nın söz konusu 24 kişiyi derhal serbest bırakarak adına açılan mahkeme dosyalarının kapatılmasını talep ediyorlar. Online tercüme programından Kırım Tatarlarının hayatını anlatan kısa belgesel filme kadar dünyanın dört bir köşesinden gelen sayısı 70'e yakın katılımcı Ankara'da düzenlenen Kırım Tatar Gençlik Kurultayı'nda 8 eşi benzeri olmayan proje sundu. Türkiye'deki Konya şehrinden gelen gençler Kırım Tatarca yayın yapan radyo getirdiler. Almanya'dan gelen katılımcılar Yarımada'da bulunan tüm yerleşim yerlerinin ve kültürel ve tarihi anıtların eski Kırım Tatarca adlarını yazan interaktif haritayı ziyaretçilerin dikkatine sundu diye açıkladı Kanada'mızda sunuculuk yapan ve aynı zamanda da Kırım Tatar Gençlik Kurultayı'na katılan Muhammed Umerov. Sözlerine göre Kiev'den katılan çocukların geliştirdiği online Kırım Tatarca öğrenme programı en çok oy kazanmış. Birincilik kazanan bu projenin gerçekleştirilmesi için gerekli bütçe Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından verilecek. Onlar işlem algoritmasını geliştirdikten ve Kırım Tatarca öğretecek hocaları seçtikten sonra online olarak dil öğrenme kılavuzunu oluşturdular. Kiev'den gelen çocuklar birincilik ödülünü kaptı. 8 projeden onlarınki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin hibesini kazandı. Geçtiğimiz günlerde olup biten önemli gelişmelerden ve gerçeklerden derlediğimiz haberlerimizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yani Cuma, Kiev saatiyle 22'de tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.